Sevgili altın sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün altın sınıf güzel İnsan Hz. Muhammed'in hayatı ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'sini alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer altın sınıf yazılarının linklerini de oradan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Peygamberimiz Taif'e giderken yanında hangi sahabe vardı? Arkadaşlar peygamberimiz Taif'e gittiğinde o dönemin Taif kralının biraz böyle demokratik biri olduğunu düşünüyor. Ve İslamiyet'i yaymak için oraya gidiyor. Burada Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman yoktu. Hazreti Zeyd yanındaki sahabelerden biriydi. Arap toplumunda İslam'dan önceki putperestlik Haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Bakın bunları genelde Kur'an ayetleri içerisinde de görebilirsiniz ya da öğretmenlerinizin anlattığı derslerde de görebilirsiniz. İslamiyet'in gelmeden önceki döneme biz cahiliye dönemi deriz arkadaşlar. Hicret dönemi dediğimiz zaten o e, gittiği dönem. Mekke'deki İslamiyet'in ilk geldiği dönem. Fetret döneminde dönemi de bir ilk ayetle ikinci ayet arasındaki kalan belli bir süre için kullanırız. Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? Bakalım. Miladi 571 yılında doğmuştur demiş. Doğru bir ifadedir. Peygamber efendimizin doğum tarihidir. Fil olayından sonra doğmuştur. Doğrudur. Peygamberimiz doğmadan önce fil olayı gerçekleşmiştir. babası vefa, Babasının vefatından sonra doğmuştur. Babası vefat ettiğinde anne karnındaydı. Medine şehrinde doğmuştur demiş. Bu da yanlış bir ifadedir. Peygamber efendimiz Mekke şehrinde doğmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin <laughs> peygamberlikten önce yaptığı işlerdendir? Bakın peygamberimiz peygamberliğinden önceki yaptığı işi soruyor bize. Medine'ye hicret etmesi peygamberliğinden 12 yıl sonradır. Taif'e gitmesi yine peygamberliğinden sonradır. Akabe biatları yine Medine'lilerle yaptığı bir sözleşmedir. Bu da peygamberlikten sonradır. Ama Hilful Fidul Derneği yani Erzemliler Cemiyeti'ne katıldığı yıl 25 yaşında iken katılmıştır. Geldik 5. sorumuza. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indirilen ilk ayetler aşağıdaki surelerin hangisinde yer almaktadır demiş. Şimdi ilk peygamber efendimizin ayet geldiğinde arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsediyorum ben size. Sürekli bütün derslerimde bunu anlatıyorum. 610 yılını unutmayın arkadaşlar. İlk ayetin geldiği yıl. Ramazan ayını unutmayın. Ramazan ayını unutmayın. Kadir gecesini unutmayın. Kadir gecesi. Nur dağını unutmayın. Nur dağı. Hira mağarasını unutmayın. Hira mağarası. Her Müslümanın bilmesi gereken ifadedir arkadaşlar bu. İlk ayet ne zaman gelmiştir? Yani Peygamber Efendimiz'e peygamberlik ilk ne zaman müjdelenmiştir? 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesi Nur Dağı Hira mağarasında Alak suresinin ilk 5 ayeti gelmiştir. Yani doğru cevabımız Alak suresi olacaktır. Müslümanlara uygulanan boykottan sonra gelen yıla hüzün yılı denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hüzün yılı zaten adı üzerinde hüzün yılı bunu zaten duymuşsunuzdur. Hüzün yılı Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talip ve Hazreti Hatice annemizin peş peşe vefat etmesinden dolayı biz o yıla hüzün yılı diyoruz. Arkadaşlar kamerada biraz e, sıkıntı mı var? Şu şekilde yaptığımız zaman. biraz yamukluk var gibi yine de şu şekilde düzelterek devam edelim. Diğer şıklara da bakalım. Müslümanlardan bir kısmının Habeşistan'a göç etmek zorunda kalması değil. Peygamberimizin oğlunun vefat etmesi değil. Mekkelilerin peygamberlerimizi öldürmek istemesi değildir. Şimdi yedinci sorumuza bakalım. Şu şekilde koyduğumuza sanırsam doğru oluyor. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin peygamberimize ilk tepkilerinden biri bu Kur'an iki şehrin Mekke ve Taif birinden büyük bir adama indirilmeliydi değil mi demiş bak büyük bir adama indirilmeli değil miydi dediler. Müşriklerin peygamberimize karşı çıkma sebebi bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisidir? Bakın dikkat ederseniz büyük bir adam diyor zaten. Peygamberimizin şehrin zenginlerinden olmamasıdır asıl bu amaç. Diğer şıklara da bakalım. Peygamberimizin yetim olması ya da okuma yazma bilmesi değil. Peygamberimizin Kureyş kabilesinden olması diyor. Olmaması deseydi bunu da düşünebilirdik. Peygamberimiz o dönem o şehrin zenginlerinden olmadığı için amcaları hatta o dönemin zenginleri olduğu için onlar ee, ne yapıyor? Buna karşı geliyorlar. Yani bu derken bu anlayışa karşı geliyorlar. Zaten e, Peygamber Efendimiz de peygamberliğiyle müjdelenip en üst rütbede, en büyük kademede yerini alıyor. Geldik 8. sorumuza. Yukarıdaki metin peygamberimizin güzel huylarından hangisiyle ilgilidir? Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin vefatından yıllar sonra Allah'a yemin olsun ki Allah bana Hatice'den daha hayırlısını vermemiştir. İnsanlar beni inkar ederken o bana inanıp tasdik etti. İnsanlar benden uzak dururken o beni malı ile destekledi. Allah onun vesilesiyle beni evlatla rızıklandırdı buyurmuştur. Ahmet bin Hambel demiş Müsned demiş. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki metinde peygamberimizin güzel huylarından hangisiyle ilgili demiş. Bakın ölen eşinin ardından bu kelimeleri kullanıyor vefatından sonra. Ne yapıyor? Burada arkadaşlar vefasından bahsediyor. Yani yaptığı iyilikleri unutmamasından bahsediyor. Unutup diyebilirdi ama burada ne yapmamış? Unutmamış vefadan bahsetmiş. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin adaletli olduğunu gösteren davranışlardan biridir. Hiç yalan söylememesi adaletle ilgili değildir. Haksızlık yapılmasına izin vermemesi hiçbir şekilde peygamber efendimiz haksızlık yapılmasına izin vermemiştir. Kendini övmekten hoşlanması değil çocuklara selam vermesi değildir. Yukarıdaki hadisi şerif Müslümanları aşağıdaki iyi huylardan hangisine yönlendirmektedir? Peygamber Efendimiz Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter buyurmuştur. Tekrar okuyorum. Peygamber Efendimiz Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter buyurmuştur. Yani demiştir ki kibirlenmeyin demiştir. Kibir yok. Kibir şeytanın eseridir demiş. Burada Peygamber Efendimizin bize iyi huy olarak söylediği şey cömertlik, adalet, doğruluk değildir. Tevazu yani mütevazilik. Kendini başkasından büyük görme demiştir. 11. sorumuza bakalım. Peygamberimizin namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması onun aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilgilidir demiştir. Şimdi burada bakarsanız arkadaşlar ne demiş hangisiyle ilgili olacak cömert olması değil uyarıcı olması vefalı olması değil merhametli olmasıyla alakalıdır. Peygamber size ne verdiyse alın size neyi yasakladıysa ondan da sakının ayeti aşağıdakilerden hangisini emretmektedir demiş. Baktığınız zaman arkadaşlar peygamber size ne getirdiyse onu alın diyor. Ne getirmediyse ondan da sakının diyor. Yani diyor ki size peygambere tam itaat yapmanızı söylüyor. Selamlaşma adaletli olma peygambere salavat değildir. Taif dönüşü Cebrail peygamberimize ey Allah'ın Resulü. Siz biraz yamuk görüyor musunuz? Şöyle düzelteyim. Ey Allah'ın Resulü emir ver de bu kavmi yok edeyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise o anda şöyle dua ediyordu. Allah'ım sen kavmime doğru yolu göster. Onlar bilmiyorlar. Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini anlatmaktadır? Bakın Peygamber Efendimize orada taşlar atılmıştır çocuklarla. Ve Cebrail Aleyhisselam dedi ki: "Bana emir ver. Bu kavmi şu iki dahi bir edeyim, bu kavmi yok edeyim." dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki: "Bak, doğru yolu göster. Allah'ım sen onlara doğru yolu göster. Onlar bilmiyorlar." Yani baktığınız zaman burada ne vardır? Merhamet duygusu vardır. Bir de bu kadar taş atılmasına rağmen bu kadar azap yani bu kadar acı çekmesine rağmen Peygamber Efendimizin de büyük bir sabrı olduğunu görebiliyoruz. Sabır ve merhamet doğuracağımız olacaktır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Arada sürçülü isan ettiysek kamerayı yamuk tuttuysak bu kamera olayını da zaten bir iki gündür anlayamadım neden yamuk olduğunu. Bunu da bakacağım. Çözümüne ulaştıracağım. Kusura bakmayın. Bir sonraki güzel derste görüşürüz inşallah. Bir çizgi iki yuvarlak gülen yüzler alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.